Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin güzelini ve sağlıklısını nasip etsin. Dileklerimle bugün Akrep Burcu'na özel aşk videosu çekeceğiz. Burcu yükselen burcu, ay burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel Akrep Burcu videosu çekeceğiz. Bakalım Akrep Burçlarına aşk hayatında ne gibi değişiklikler, ne gibi enerji bekliyor? Akrep Burcu'na özel Nisan yorumu yaptık. Genel işte genel durum, maddiyat, genel durum, iş, aşk. Ama bu videomuzda Akrep Burcu'na özel aşk videosu. İstekleriniz üzerine yapıyorum bunu. Bilginiz arkadaşlar. Burcu Akrep olan, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, akrep olan arkadaşlar için geçerlidir. Zamansız bir açılıma niyetleniyoruz. İstediğiniz zaman dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bakalım. Öncelikle enerji kartlarıyla başlayacağım sevgili akrepler. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor akrep burçlarını. Sonra yorumumuza geçeceğiz. Hayırlısı olsun. İnşallah Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Umarım güzel bir bakım olur. Ben de size güzel şeyler anlatırım. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek? Nasıl bir enerji bekliyor? Akrep ve yükselen akreplerde durumlar nedir? Evet, önce bir enerji kartlarımızı açıklayacağım. Ne diyor? Mars'ın enerjisi. Direkt akrebin kendi enerjisini çıkardı. Biliyorsunuz akreplerin yönetici gezegeni Mars'tır. Mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku, cinsellik, libido artışı, eril enerji. Akreplerde enerji güncel olarak gayet güzel bir durumda. Bunca kartın içerisinde direkt akrebin enerjisini zaten çıkardı. Mücadele etmek, aşkla mücadele, hırslı bir karakter, hırslı bir enerji, öfke, savaşmak, yoğun tutku. Belli ki Akrep Burcu'nun güncel hayatında çok ciddi aşk konuları var. Aşktan yana yoğun tutku hissettiği konular var. Libido artışı, eril enerji. Eril enerji daha çok yuva, sahiplenme, anaç karakter böyle bir enerjiyi yansıtıyor. Köpek metaforu çıkardı. Sadakatin simgesidir. Allah'ım gerçekten var ya, bu kartlara hayranım. Nasıl da aynı gözünüzün önünde çektim kartı, kardım. Aynı akrebin enerjisini yansıtıyor. Akrepler çok sadık burçlardır. Kolay kolay sevdiği kişilerden vazgeçen burçlar değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Burcu ve yükselen burcu akrep olan, gerçek sevgisi varsa, sevdiyse kolay kolay asla vazgeçmezler. Mücadele etmeye devam ederler. Zaman ve mekan ve onun çektiği acı hiç problem değil. Sevdiyse sonuna kadar mücadele eden burçtur akrepler ve sadakatli burçlardır. Sadakatin simgesidir. Köpek dosta gül, düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduğuna sadakattır. Çok mükemmel bir enerji, çok mükemmel bir metafor. İçerisinde olan konuşmaları duydunuz ve enerji muazzam. Şimdi aşk olumlamasında ne diyor? O senin ruh eşin. Nefes alıp verin. İçinizde yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yenilgiye açılma kodu ve enerji daha güçlü olur. Ruh ikizimle inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onun yaşamama şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyum. Sevgili akrep ve yükselen akrep, çok mükemmel ve çok birbirine bağlantılı olan 3 kartın 3'ü de aynı şeyi söylüyor. Aşk hayatında olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor. Sanki senin biraz motivasyon düşüklüğü olduğunu gösteriyor. Bazı şeyleri olumsuz olarak düşünmen, olumsuz yaklaşman, kaybetme korkusu, içindeki kıskançlık veya şüpheler seni gerdiğini gösteriyor. Enerji olumlamasında ise o senin ruh eşindir diyor. Yani içindeki kuşkuya gerek yok. Kendini çok fazla yormaya, kasmaya da gerek yok diyor sevgili akrep. Muazzam bir enerji bekliyor sizi. Şimdi kartlarımızı seçelim, bir açılımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olarak, ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz
Alma verme dengemize dikkat edersiniz. Çünkü biz de bir emek sarf ediyoruz. Ben gerçekten işimi çok severek yapıyorum ve çok emek sarf ediyoruz. Bu iş öyle, bir de arka planı var. Bunu da düşünerek kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz ve videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir yorum atarsanız beni daha fazla kitleye ulaştırmış olursunuz sevgili akrepler. Bunun üzerine soru cevap canlı yayınlarımı devam etmesi için yeni kanal açtım, Nur Tarot 2. Herkesi oraya davet ediyorum. Aboneler 1000'i geçtikten sonra canlı yayına izin veriliyor. Onu bekliyorum. Yoksa farklı şekilde yapamıyorum gerçekten. İki şeyi bir kanaldan yürütmek çok zor oluyor. Onun için diğer kanala ihtiyaç duydum. Abone olursanız sevinirim. Yani sizin açınızdan benim için hiç problem değil. Çünkü soru cevaplara şimdi durum olan var, olmayan var. Ben orada herkese yardımcı olmak için soru cevap yapıyorum, bilginize. Onun dışında ne konuşacaktık? Bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Üzerinize uyanları alın. Kolektife niyetleniyoruz. Çünkü genel olarak Akrep Burcu'na genel bakım yapıyoruz. Tamam mı? Onun için üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Bu arada size Katina'da açacağım. Benden bireysel danışmanlık almak için 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattımdan yazabilirsiniz. Lütfen aramayın. Yazabilirsiniz ve yardımcım Derya size her türlü bilgiyi, yardımda bulunacak. WhatsApp iletişim ve Instagram adresimi zaten tüm videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Şimdi sevgili akrepler, şurada çıkan kartları görüyor musunuz? Gerçekten çok mükemmel bir enerji bekliyor sizi. Özellikle İkizler Burcu döneminden sonra, Mayıs 21'den sonra İkizler dönemine geçiyoruz. İkizler döneminde bayağı aşk hayatınızda ciddi değişiklikler olacağını gösteriyor. Bitişler ve yeni başlangıçlar şu anda üzgün olduğunuzu gösteriyor. Kaygılı ve üzüntü içerisindesin diyor sevgili akrep. Evet, şimdi birkaç tane de şu karttan da çekmek istiyorum. Şöyle bir rahatça kartlarımızı açalım. Yorumumuzu yapacağım canlarım. Gizli aşk. Neden gizli aşk? Bakacağız. Burada ne diyor? Tutku. Wow, çok mükemmel bir tutku kartıdır bu. Tutkuyu çıkardı. Evet. Merak etmeyin. Güzel bakacağım. Her karttan çekeceğim size. Bir de bir kalbe niyetlenelim. Karşı tarafın kalbindeki enerjiye de bir niyetlenelim. Hiç kimse senin gibi olamaz. Kartlar yeri yok diyor, şuraya koyuyorum. Yani oradan yorumumuzu yapacağız. Oo, çok muazzam. Şuraya bakar mısın? Tutkuya, aşka bakar mısın? Çok güzel ya. Haydi bakalım, hayırlısı olsun. Birkaç tane de Katina çıkarıp direkt yorumumuzu geçeceğim canlarım. Kartları umarım görüyorsunuzdur. Bence gayet güzel görünüyor. Evet, ekrana sığsın diye çok kartla bakıyorum ya, ben seviyorum ya. Yani kart ne kadar çok olursa enerjiyi o kadar iyi yansıtır canlarım. Onun için fazla kart çıkarmayı seviyorum ben ve karma kart bakmayı seviyorum. Bu arada görüntülü bakımı yapıyorum ben. Özel bakımlarımı görüntülü yapmayı seviyorum. Çünkü enerjisini alarak bakmayı seviyorum ben arkadaşlar. Bu benim tercihim. Kim nasıl yapıyorsa bilmiyorum ama görüntülü bakımı tercih eden kişiler gelsin lütfen. Onu da size belirteyim. Ben görüntülü bakmayı severim. Şeffaflıktan yanayım. Enerjisini alamadığım kişiye bakamam ben. Şimdi başlayalım yorumumuza. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, kesinlikle burada hayatınızda olan yeniliklerden bahsediyor. Özellikle Mayıs 21'inden sonraki süreyi gösteriyor. Mayıs 21'inden sonra hayatında yeniliklerden bahsediyor. Mars'ın enerjisini böyle keskin, soğuk bir kararlarda gösteriyor. Aşık, tamam, duygusal olarak bağlı olduğu kişiye karşı şu anda bir inatlaşma, bir gard alma ve bir mesafe aldığı durumu gösteriyor. Hayatınızda yenilikler, bitiş ve yeni bir başlangıç olacağını gösteriyor. Şimdi İkizler Kova Terazi, yükselen İkizler Kova Terazi ile Akrep yükselen akreplerin aralarında sıkıntılar ve yıkımlar olmasına rağmen karşılıklı resleşme var. İnatlaşmalardan bahsediyor.
Şimdi özellikle şimdi bu da ayın 7'sinden sonra. 7'sinden sonra ki dönemi gösteriyor. Mayıs 7'sinden pardon. Haziran Yengeç İkizler Burcu dönemi. Haziran 7'sinden sonraki sürede İkizler Kova Terazi, yükselen İkizler Kova Terazi ile aranızda bir bitişler olabilir. Çünkü ilişkinin içerisinde yıkımlar var. Üçüncü kişilerin müdahalesi olan gizli bir aşktan bahsediyor. Yani sakladığı bir şey var senden karşı tarafın. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu genel akrep ve yükselen akrepler için geçerlidir. Hanım veya erkek hiç fark etmez, herkes için geçerlidir. Hanımefendiler, beyefendiler hepsi için geçerli. Evli veya bekar fark etmez, genel bakım yapıyoruz. Şimdi burada üçüncü bir kişiden bahsediyor. Gizli aşk senden sakladığı bazı şeylerin ortaya çıkma sebebiyle bir yıkım yaşanacağını gösteriyor. Yıkımı yaşatacak olan kişi sensin. Karşı taraf İkizler Kova Terazi, yükselen İkizler Kova Terazi'nin sana zarar verdiğini, gerçekten seni yıkıma uğrattığını, üzüntü verdiğini, ilişkideki belirsizlik ve olumsuzluklar, karşı tarafın gizemli davranışları sizi üzüyor olarak gösteriyor. Yani hani derler ya, boğaza kadar geldim, hani şurama kadar geldim diyorlar ya, öyle bir ruh halinde olduğunuzu gösteriyor. Yumuşayacak ve güzel anlamda barışacağınız Yengeç Balık Akrep, yükselen Yengeç Balık Akrep, özellikle Koç Aslan Yay ve yükselen Koç Aslan Yay burcu ile aranızda olan ilişki durumlarında kesin değişiklikler ve barıştan bahsediyor. Küslük, kırgınlık ne olursa olsun duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiyi gösteriyor, ama hiçbir hamle ve harekette bulunmuyorsunuz. Yeterince bulunmuşsunuz olduğunu gösteriyor. Şu anda size üzüntü veren tek bir şey onun hasreti ve yokluğudur. Tekrar ediyorum. Yengeç Balık Akrep ve yükselen Yengeç Balık Akrep burcu. Koç Aslan Yay ve yükselen Koç Aslan Yaylarla kesinlikle bir barışma söz konusudur. Barışma ne zamandır? 5 vakit içerisinde olacak bir barışmadan söz ediyor. Ayın 5'i, 15'i, 25'i olabilir. 5. ay olabilir. 5 vakit diyor. Burada karşı taraf özellikle eril enerjilere karşı gelen eril enerjilerden gelecek olan tekliften ve barış teklifinden bahsediyor size sevgili akrep ve yükselen akrepler. Bunu geçtik. Şimdi aşağı tarafta güncel durumda ayrılmış olanlara çok ağırlıklı gösteriyor. Yani aranızda bir problem, bir sorun var. Hiçbir şekilde orta yolu bulamadığınızla ilgili konulardan bahsediyor. Ama hasretle bekliyorsunuz. Aranızdaki dengenin düzelmesini istiyorsunuz. Size arkasına dönüp giden toprak ve yükselen toprak, boğa başak oğlak ve yükselen boğa başak oğlak özellikle topraklardan yana baya bir sıkıntı, üzüntü ve yıkım yaşadığınızı gösteriyor. Merak etmiyor sizi değil, merak ediyor, dönüşüm yapmak istiyor, ama sizden şikayetçi olma sebeplerinin baskın karaktersin, bana baskı yapıyorsun istemediğin şeylerde ve bazı burada da üçüncü kişilerden de bahsediyor, ilişki durumlarında üçüncü kişilerin de müdahalesi olduğunu gösteriyor. Özellikle toprak ve yükselen topraklarla aranızda olan ilişkiler, boğa başak oğlak ve yükselen boğa başak oğlaklardan bahsediyor. Genel durumda karşı tarafın içindeki içgüdülere, dediğim gibi bu bir kolektif açılımdır. Üzerinize uyanları alıyorsunuz. Herkese %100 uyacak diye bir şey kesinlikle yok. Çünkü niyetlendiğimiz kolektife niyetlenmek. Evet, şimdi burada genel anlamda baktığımızda size karşı çok ciddi tutkusu olduğunu gösteriyor. Yani karşı enerjinin tutkusundan bahsediyor. Bazı konularla ilgili restleşmeler var. Yani inatlaşmalar var. Ama onun düşüncesinde bakın ne diyor kart mesajları. Hiç kimse senin gibi olamaz, o kadar eminim ki diyor. Demek ki aranızdaki ilişkide çok temiz bir tutku olduğunun o da farkındadır. Bu tutkunun üzerine sana kesinlikle bir yere gitmez, o beni aldatmaz ve o beni bekliyor düşüncesinin eminliğini veriyor. Ve senin iyi bir karakter olduğunu, ona duygusal olarak çok ciddi bağlı olduğunun farkındalığını ve rahatlığını vermişsin ona. Bu çok büyük bir sıkıntı. Diğer tarafta ne düşünüyor? Seni çok arzuluyorum. Yani aranızdaki tutku ve tensel çekimden bahsediyor. Anladınız mı? Bu kişi şimdi... Burada bir şey var. Tensel çekim var, aşk var, istek var, duygu var, ama karşı tarafın net bir
teşebbüsünü görmüyorum. Netlik yok ilişkide. Hani seni merak ediyor, seni takip ediyor, beni aldatır mı, aldatmaz mı? Bu taraftan da sana karşı bir rahatlaması, bir güveni olduğunu gösteriyor sevgili akrep ve yükselen akrep. Ama sana net adım atmıyor. Belli ki sen bu ilişkinin adını koyalım veya evliliğe doğru gidelim düşüncesini kesinlikle kabul etmediği için, bak dönüşüm yapmasını istemediğini için seni üzüyor olarak gösteriyor. Seni bu kaygıya sokan şey karşı tarafın sana net olmamasıdır. Akrepler net burçlardır. Karşı güven çok önemlidir. Kuşkulu burçlardır, kıskanç burçlardır ama çok sadık, gerçekten aşık olduğu kişinin uğruna yapamayacağı şey yoktur akrebin arkadaşlar. Böyle her eve lazım bir akrep aşkta. Şimdi burada genel bakımda tarot ne diyor? Genel ilişkilerde. Katina ne diyor? Aşırı arzulama, istek. Bak aynı. Bütün kartları birbirine bağdaştırırsak 3-4 deste var. 4 destenin 4'ü de aynı şeyi söylüyor. Ciddi bir tutku olduğunu gösteriyor. Senin için kendini savunduğunu gösteriyor karşı tarafın. Yani senin hızına yetişemiyorum gibisinden. Sen benden çok şey istiyorsun. Bana iftira atıyorsun. Kanıtı olmayan şeylerle üzerime geliyorsun gibisinden. Yani eften püften şeylerle aranızda çok sık sık kavgalar ve tartışmalar çıkabilirin enerjisini yansıtıyor. Aşırı arzulayan, sürekli dert yanan, yani karşı tarafa sanki yoruyorsunuz olarak gösteriyor. Ona karşı olan memnuniyetsizliğinizi çok sık sık dile getirdiğiniz için artık bu durum onu yormuş olarak gösteriyor karşı tarafı. Ama kesinlikle size karşı çok ciddi tutkusu olduğu için ona dayanarak size aşık karşı taraf, kesinlikle tutkudan bahsediyorum. Bak gönlü tamam geçtik, gönül kalp var ama tutku ve tensel çekimi aşırı bayağı bak ciddi gösteriyor. Dediğim gibi beğenilmişlik, kendini beğenilmiş bir enerji gösteriyor. Karşı tarafla egolaşma var. Hani sen beni ezemezsin, ben çok yükseklerden giderim, İşte ben şöyleyim, ben böyleyim enerjisi yansıtıyor karşı tarafın size ve bu da size kararsız kılıyor. Karşı tarafı biraz narsist demeyelim de genel anlamda bakarsak karakterinde biraz soğukluk var, kendini beğenmişlik var. Aslında diyor ki bak, yeni bir aşk karşılıklı bir aşkın enerjisidir. Yakut çok güzel bir karttır Katina'da. Burada dedim ya, bitişler ve yeni başlangıçlar olacağını gösteriyor. Özellikle Mayıs 21, Haziran 21 arasında olan sürede akrep ve yükselen akreplerin hayatında bazı ilişkilerin bitici ve yeni gerçek bir ilişkinin geleceğini gösteriyor. Yani akrepi şu üzüntüden ve depresyondan kurtaran yenilikler olacağından bahsediyor. Yani enerjilerin değişeceğini gösteriyor kartlar. Sevgili akrep ve yükselen akreplerde, özellikle hanım akrep ve yükselen akreplerden bahsediyorum, hanımefendilerde kesinlikle hayatınıza yeni bir enerjinin ve karşılıklı aşık olabileceğin, senin dilinden senin ruhuna hitap edecek bir enerjinin gelişini veriyor. Gelecek olan enerjiyi ağırlıklı yakut kırmızıyı, ateşi temsil eder ve bu Mars'ın enerjisidir. Akrep Koç. Şimdi Mars ateş dediğimiz zaman Koç Aslan Yay diyelim ama ağırlıklı hangi enerji yüzdeye bakarak konuşursak, yeni gelen enerjileri Koç Aslan Yay'ın içerisinde ciddi çekim Koç'u gösteriyor. Çünkü Mars'tan bahsediyor ve akrep yükselen akreplerin gelişinden bahsediyor hayatınızda netleşmeleri. Şimdi burada ne var? Mesafe ve yoldan bahsediyor. Başarıya doğru. Şimdi burada kesinlikle ilişkilerde net kopuşlardan bahsetmiyor. Sürünceme diyor. Uzun bir ilişki. Uzun ilişkidir veya devam edecek bir ilişkidir. Kesinlikle ilişkiyi sizin bitirmeniz gereken ilişkiyi bitireceksiniz. Karşı enerjilerden kesinlikle net bitişleri görmüyorum. Sadece net bitişleri karşı taraftan bitiren ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi, yengeç ve yükselen yengeçlerde net bitiş karşı taraftan olabilir. Ama diğer hayatınızda bazı bitişler, enerjilerin bitişini siz yapacaksınız. Bu saydığım ateş ve yengeç ve hava gruplarının
size olan bitişini gösteriyor. İlişkinizde yeni mesafe olarak uzakta olan bir enerjinin gelişini veriyor. Kesinlikle tutku, mesafe olarak uzak olabilir ama tutku olarak birbirinize kesin bitişleri göstermiyor. Akrep ve yükselen akrep, yani ilişkide bitireceğinizi sizin bitirmeniz gerektiğini söylüyor. Yoksa bu ilişki size ciddi şekilde üzüntüler bahşedebilir. Yani bırakacağı uzun süreli ilişkilerde, burada özellikle uzun ilişkilerde akreplerin sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Yükselen akreplere karşı tarafın vermiş olduğu enerji onu tatmin etmiyor. Vermiş olduğu duygu onu tatmin etmiyor ve karşı tarafın kaçıyor olarak gösteriyor. Yok, sürekli bir kaçar ayağı var. Kaçıyor yani ciddiyetten. Bundan bahsediyor. Yol ve şans kapınızın açık olduğu bir enerji geliyor. Özellikle Mayıs ve Haziran arasındaki olan sürede aşk hayatınızda çok net gelişmeler ve güzel gelişmeler olacağını gösteriyor sevgili akrep ve yükselen akrepler. Evet arkadaşlar, fazla da uzatmak istemiyorum videomu. Çok güzel bir açılım, çok güzel bir enerji yansıttı size. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili akrepler. Sizleri çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.